Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Babar Iftikhar basın toplantısında gelen soru üzerine Pakistan'ın, Türkiye'den T-129 Atak helikopteri tedarikinden vazgeçtiğini açıklamıştı. Sözcü konuşmasında Çin'den Z-10 Mettar Rus helikopteri tedariki için görüşmeler yapıldığını belirtmişti. Pakistan resmi olarak henüz T-129 atak tedarik sürecini sonlandırmadı. Bahse konu Z-10M tedarikinde isterilerin henüz belli olmadığı için yükseltilmiş versiyon üzerinden bir talep oluşturulacak yoksa geçmiş ihale üzerinden eski sürüm mü değerlendirilecek belirsiz durumda. Hatırlanacağı üzere Pakistan, TUSAŞ tarafından imal edilen T-129 atak taarruz helikopterlerinden toplam 30 adet sipariş vermişti. T-129 atak taarruz helikopterinde kullanılan Honeywell imalatı LHTECCTS-800-4A turboşaft motorların kullanımı için ABD resmi bir cevap vermemişti ve süreç tıkanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Pakistan'a T-129 atak taarruz helikopteri satışının ABD tarafından engellenmesinin ihalenin Çin'e gitmesine sebep olabileceğini açıklamıştı. Pakistan'a gerçekleştirilemeyen T-129 atak taarruz helikopteri satışı ile ilgili olarak Kalın, ABD, Pakistan'a yapmayı planladığımız savaş helikopteri satışını engelledi. Bu muhtemelen söz konusu ihalenin Çin'e gitmesine neden olacak ve burada kaybeden ABD olacak. ABD ile ilişkimiz, birbirimizi karşılıklı olarak güçlendirebileceğimiz ve ortak sorunları veya endişeleri birlikte ele alabileceğimiz çok yapıcı bir şekilde işleyebilir. İfadelerine yer vermişti. Pakistan'ın taarruz helikopteri ihalesinde TUSAŞ T-129 Atak'ın karşında Çinli Jishun-10 taarruz helikopterinin ihraç versiyonu Z-10M yer alıyordu. Z-10, Changi Aircraft Industries Group ve Halk Kurtuluş Ordusu için Çin Helikopter Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen modern taarruz helikopteridir. İlk olarak 2003 yılında uçuşu gerçekleştirilen helikopterin öncelikle tank savar sistemleriyle donatılması ve yakın hava desteği görevlerinde kullanılması amaçlanmıştır. Silah yükü temelde, ADK-10 ve HJ-8 tank savar füzeleri, TY-90 havadan havaya füze ve 30 mm top içermektedir. Mart 2021'de, CGTN tarafından paylaşılan videoda motor arızası ve düşük performans nedeniyle düştüğü tespit edilen taarruz helikopterinin tam anlamıyla parçalandığı görülmüştü. Global Defense Corp'tan da aktarıldığı üzere yüksek dağlık araziler için uygun olmayan taarruz helikopterinin düşmesi sonucu iki pilotun öldüğü bildirilmişti. Bahse konu kaza aktarılırken helikopterin ABD menşeili AH-64 Apache'nin tersine mühendislik ile geliştirilen bir kopyası olduğu hatırlatılarak geliştiricilerin helikopterin güç yeteneklerini önceden tahmin edemedikleri belirtilmişti. Uzmanlar, Çin Changi Aircraft Industries Corporation tarafından yapılan hatalı hesaplama nedeniyle taarruz helikopterlerinin tamamen uygunsuz hale gelebileceğini düşünüyordu. Bu durumun Çin Halk Cumhuriyeti'ni söz konusu taarruz helikopterlerinde bir modernizasyon işlemi gerçekleştirme veya tamamen kullanımdan kaldırma seçeneklerine zorladığı belirtiliyordu. Z-10'un 2005, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da farklı arıza sebepleriyle düştüğü bilinmektedir. Z-10 taarruz helikopterlerinin yüksek irtifa denemelerinde başarısız olduğu da biliniyor. Çin, daha önce Pakistan'a Z-10 taarruz helikopteri satmak istemiş, ancak yüksek irtifa denemelerinde arka arkaya başarısız sonuçlar alınmıştı. Ardından Pakistan, Türkiye'den 30 adet T-129 taarruz helikopteri sipariş vermişti. Ancak ABD ambargosuna takılan T-129 atak alımı sonrası daha fazla beklemek istemeyen Pakistan ihaledeki ikinci ülkeye, Çin'e yönelmek zorunda kaldı. Halk Kurtuluş Ordusu Kara Kuvvetleri envanterinde yer alan Jishun-10 taarruz helikopterinin yükseltilmiş bir varyantı geçtiğimiz dönemde basına yansıdı. China Central Television'da Ordu Kara Havacılığı'nın 79. Tugayı tarafından kullanılan yükseltilmiş Z-10'un görüntüleri gösterildi. Güç performans sorunlarıyla anılan helikopterde ilk olarak göze çarpan önceki dışa yan konfigürasyonun yerine yukarıya bakan yeni motor egzoz çıkışları ile donatılmış olmasıydı. Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yükseltmenin ayrıca helikopterin daha güçlü motorlarla donatılmasını da içerdiğini belirtilmişti. Tanıtılan en son Z-10 sürümü, eski model gibi dışarıya yatay egzoz çıkışına sahip değil. Bu sürümde yukarı doğru bakan egzoz çıkışlarına sahip olduğu fotoğraflardan net bir şekilde ayırt edilebilir. Açıklaması yapılmıştı. Ayrıca, görüntülerde gösterilen helikoptere harici olarak takılmış ekstra zırh panelleri mevcut. CCTV görüntüleri, muhtemelen tandem koltuklu helikopterin her iki tarafında bulunan panellerin 3 alanda bulunduğunu gösteriyor. İlk iki panel, kokpitin her iki yan camının hemen altında görülebilirken 3. panel ön kokpit penceresinin altında yer alıyor.
3 panelden en büyüğü olan 3. panel, helikopterin WZ9 turboşaft motoru için mahfazanın alt orta bölümünü kaplıyor. Zırh plakalarının çelik zırhtan çok daha hafif olan yeni tip bir kompozit malzemeden yapıldığı ifade ediliyor. Yükseltilmiş versiyonun ayrıca yeni bir IFF sistemine sahip olduğunu ifade edildi. Ayrıca yeni Z-10 Taarruz helikopterinin yeni bir anti-jam sistemiyle donatıldığı da aktarıldı.